Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden KPSS biyoloji sınıflandırma konusuyla devam ediyorduk. Soru çözümleriyle devam ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen bir başka sorumuzu çözerek başlayalım abicim videomuza. Prokaryot hücre yapısına sahip bir hücreli canlılarda ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Hangisi yanlıştır? Ne diyor abicim bana bununla? Bakterilerden bahsediyor değil mi? Bakteri ve arkebakteriden bahsediyor. Prokaryot dediği zaman bakteri ve arkebakteriye geçeceğim. Hemen bakacağız. Şimdi özelliklerine bakalım. Fotosentez ve solunum enzimleri sitoplazmada bulunur. Doğrudur. Değil mi abicim? Bunlar eyvallah fotosentez yapan türleri vardır. Fotosentez yapan türleri bakterilerde klorofili taşıyacaklar abicim. Olay bu kadar. Kloroplast değil, klorofil taşıyacaklar. Aynı zamanda solunumlarını nerede taşıyordu? Mezozomların üzerindeki kıvrımlarda ETS taşıyordu ve böylece solunumu da yapıyordu. Geçtik. Eşeysiz üremeleri sadece ikiye bölünme. Eyvallah bunlar bakteri. Eşeysiz olarak ne yapacak? İkiye bölünecek ve böylece bir hücreden iki tane hücre meydana getirecek. Bütün türleri ribozom ve hücre çeperine sahiptir. Eyvallah doğrudur abicim. Hücre çeperine de sahiptir. Ama aslında hani genelleme yaparsak burada bu bir TYT sorusu olduğu için hücre çeperine sahiptir şeklinde gelecek ama mikobakteriyumlarda hücre bakteri çeperi olmadığını bileceğiz abicim. Tamam mı? Sorularda gelebilir. KPSS'de biraz daha zorlu gelecek. Bu AYT sorusu olduğu için böyle aldım ben bunu. Koloni oluşturanlarda iş bölümü görülür. Böyle bir şey söz konusu değildir abicim. Tamam mı? Bak böyle bir şey söz konusu değildir. Doğru cevabımız Adana, Diyana'da bakın çekirdek zarı ve zarlı organelleri yoktur. Eyvallah doğrudur. Adana doğru olarak karşımıza çıktı. İnsan moli balığı ve kurt bağrı bitki hücrelerinde 46 kromozom var. Bak 3 tane canlı grubuna gördük. Bak insan moli balığı ve kurt bağrı bitkisi gördüğünüz gibi 3'ünde de 46 kromozom var. Buna göre canlılarla ilgili diyor. Bu canlılarla ilgili özelliklerden hangilerinin aynı olması beklenir abicim. Bitti. Vücut hücrelerindeki gen sayısı. Arkadaşlar bakın şunu bir kere kafamıza sokacağız. Bir. Şimdi şu bir kromozom. Tamam bak şu bir kromozom. Kromozomun dış tarafında protein bir kapsit bulunuyordu. Bir kılıf bulunuyordu. İç tarafında şöyle DNA bulunuyordu. DNA'nın üzerinde de genler bulunuyordu. Arkadaşlar bak bu bir kromozom. İnsanda bundan 46 tane var. Moli'de 46, kurt bağrı bitkisinde 46. Şimdi bunlardaki farklılığı, çeşitliliği, gelişmişliği gösteren nedir biliyor musunuz? Bakın kromozom sayısı değildir. Kromozom sayısı canlının gelişmişliğini göstermez. Fakat kromozomun içerisinde yer alan DNA'nın üzerindeki genlerin fazlalığı, gen sayısı canlıların gelişmişliğini gösterecek. Bizde 46 kromozom var ama her bir kromozomda yaklaşık 800 tane ifade edilebilir gen parçası var. Atıyorum şeyde mesela eğrel tohumunda 500 kromozom var ama her bir kromozomda bir tane gen var. Olayı anladık mı? Yani canlılardaki çeşitliliği, gelişmişliği gösteren ifade edilebilir olan gen miktarıdır. Tamam mı? Ona bakacağız. Şimdi baktık. Hangilerinin aynı olması beklenir diyor. Vücut hücrelerindeki gen sayıları. Hayır abicim gen sayıları aynı olsa zaten aynı canlılar gibi olacak kabul edeceğiz. Ama bizdeki gelişmişliği gösteren gen miktarımızdır. Zaten birli olan otomatik olarak atılacak. Normal olarak oluşturdukları gametlerin kromozom sayısıdır. Eyvallah. Bizde 46. Moli'de 46. Bitki hücresinde 46 var. Bunlar gametleri mayoz sonrasında meydana getirmeyecek mi? Mayoz sonrasında meydana getirirse 23, 23, 23. Yani her üçünde en kromozomlu gameti oluştuğunu düşünürsek 23 tane kromozomu olur. Al sana gametlerin kromozom sayıları da birbirinin aynısıdır. Geçtik. Sınıflandırmada ortak olarak bulundukları en küçük grup. Yani türleri aynı olur diyor. Ortak olarak bulundukları en küçük grup aynı olması beklenir diyor. Hayır abicim aynı olamaz. Türleri birbirinden farklı. Buna bağlı olarak 3 de gitti. Doğru cevabımız bolu olarak karşımıza çıktı abicim. Mantarlar ve böcekçil bitkilerde bakalım özelliklerden hangileri ortaktır? Şimdi bakacağız abicim bak mantar ve böcekçil bitki. Şimdi mantar dediğimizde hücre duvarı var. Eyvallah hücre duvarı var. Böcekçil bitki hücre duvarı var. Hücre duvarı bulundurma eyvallah doğrudur.
Mantarlar ve şeyler. Arkadaşlar şimdi bu mantarlar bira mayası değil. Bu mantarlar derken toprakta yaşayan mantarlardan bahsediyor. Eyvallah, çok hücrelidir. Yani tek hücreli, çok hücrelidir. Gördüğümüz gibi hepsi. Bir böcekçil bitkiler de zaten ökaryot grubunda olduğu için bu da çok hücrelidir. Geçtik. Sporla üreme. Eyvallah abicim, sporla üreme mesela mantarların bir kısmında olabilir ama böcekçil bitkilerde direkt olarak tohumla üreme şeklinde gidecek. Hangileri ortaktır? 3 gitti abicim. Doğru cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olarak karşımıza çıktı. Prokaryot ve ökaryot canlıların tümünde. Prokaryot ve ökaryot, yani bakteriler ve geri kalan bütün canlıların tümünde diyor. Hangileri ortaktır diyor. Hangileri ortaktır diyor. Ben şöyle bir baktım soruya, şöyle hızlıca şöyle bakarak. Mesela mitokondride enerji üretilmesi kafama takıldı hemen. Arkadaşlar prokaryot dersem bakteri. Hemen diyordum ki bakteri. Bakterilerde organ olarak sadece ne vardı abicim? Ribozom vardı. Bunlarda mitokondri yok. Bir kere dörtlü olanı atarım. Bak, dörtlü olan bir tane şıkkı götürdü. İnorganik maddeden organik madde sentezlenmesi. Evet, canlıların tümünde. He, tamam. Canlıların tümünde demiş, pardon. İnorganik maddeden organik madde sentezi, fotosentez yapması demek. Bakterilerin hepsi yapmaz. Bazı canlı bakteriler yapar ama ökaryot canlıların tümü hiç yapmaz. Mesela biz yapmayız. Beşli olanı da attık abiciğim. Beşli olanı da attık. Bak, doğru cevap geldi. Enzim. Eyvallah, hepimizde enzim vardır. Monomerlerden makromoleküller. Eyvallah, hepimiz yapmak zorundayız. Organik bileşiklerin monomerlere ayrışması. Eyvallah, solunum. Bak, bu solunum. Değil mi abicim? Bu, pardon, bu hidroliz. Hidroliz şey, inorganiklerin yani parçalanması, pardon, organiğin en son kısmının parçalanması solunum olacak. Bu hidroliz. Eyvallah, yapacak abicim. Monomerlerden makromoleküllerin oluşması, yani küçükten büyük, alsana protein sentezi mesela. Enzim, enzimsiz hiçbir reaksiyon gerçekleşmez. Doğru cevabımız Adana olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Bakalım bir başka soruna. Normal besi yerinde eşit sayıda 4 farklı bakteri grubu konulduktan sonra ortama K maddesi eklenmiştir. Bir süre sonra kaplardaki bakterilerin zamana karşı birey sayısındaki değişim gösterilmiştir demiş. Hangisi doğrudur demiş. Bakalım hangisi doğrudur. Şimdi A türünün K maddesine duyarlılığı D türünden daha fazladır demiş. Bak şimdi abi, bir kere. Bu dördü bir ortamda yaşıyor. A'sı, B'si, C'si, D'si aynı ortamda yaşıyor. Ben K'yı bir koyuyorum. K'yı ortama bir koyuyorum. C'yi öldürmeye başlamış. Bak, C'yi öldürmeye başlamış ki C çıkamamış, üreyememiş. Ondan sonra en fazla üreyen hangisi? B. B'nin toleransı en büyüktür o zaman. Tamam mı? En büyüktür. Duyarlılığı, burada duyarlılığı en fazla olan C'dir. Tamam mı? C'dir. Duyarlı, hemen ona karşı duyarlılığı var ki hemen ölmeye başlamıştır. A türünün K maddesine duyarlılığı D türünden fazladır, yanlıştır. D türünün duyarlılığı daha fazla ki zaten üreyememiş, çoğalamamış, bir gitti. Hangileri doğrudur? Birli olanı attım abicim. İki kesinlikle doğru. K maddesi C türünde zehir etkisi yapmıştır, doğru. K maddesine karşı en toleranslı tür B'dir. Eyvallah, bu da doğrudur. Gördüğünüz gibi B tolerans göstermiş ki yaşamaya devam etmiş. Eğer tolerans göstermeyip duyarlı olarak kalsaydı sayısının azalması beklenecekti. O yüzden doğru cevabımız Denizli olarak karşımıza çıkmıştır. Bakteri konjugasyonu ile ilgili olarak aşağıdaki verilen yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hatırla, konjugasyonu anlatmıştım. İki tane bakteri türü önce yan yana geliyor. Bunun DNA'sı var, bunun DNA'sı var. Bu elemanın bir de plazmiti var. Bu, atıyorum mesela, R plazmit olsun. Yani sıcaklığa karşı plazmit olsun, tamam mı? Bunun yok. Şimdi bu bakteri sıcaklığa dayanıklıyken bu bakteri dayanıklı değil. Ölüp gidecek. Sonra bu iki aynı olan bakteri türü yan yana geliyor. Arasında pilus denilen uzantıyla sitoplazmik köprü meydana getiriliyor. Ve bu köprüden şu plazmit parçası önce kendini iki katına çıkarıyor. Bak, kendinin aynısından yaptı. Sonra bu eleman buradan gelip şuradan geçip bu tarafa doğru geliyor. Gördüğünüz gibi, tamam mı? Bu tarafa geldi. Bu tarafa geçti. Artık bu bakteri de sıcaklığa karşı dirençli olmuş oldu. Gördüğünüz gibi canlı sayısında artma yok. Sadece çeşitli birlikte
artma var. Başlangıçta da iki bakteri vardı. Bitiminde de iki bakteri var. Fakat çeşitliliği değişmiş olan bir bakteri var. O yüzden buna eşeyli üreme denir bakterilerde konjugasyon. Yalnız bakteri konjugasyonunda bir döllenme yok. İki mayoz bölünme yok. Bak gördünüz mü abicim? Mayoz yok. Döllenme yok. Canlı sayısında artma yok. Sadece ne vardır abicim? Çeşitlilikte artma vardır. Olay bu kadar basittir. Şimdi bakalım şeye. Bakteri konjugasyonu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş. Bir, gen aktarımı tek yönlüdür. Eyvallah. Gen aktarımı plazmitin olduğu yere artı denir. R artı denir. Buraya R eksi denir. Artıdan eksiye doğru tek yönlü olarak gerçekleşir. Doğrudur. Birey sayısı artar. Hayır abicim, gördüğünüz gibi birey sayısında ne artma ne de azalma söz konusu değildir. O yüzden birey sayısında falan artma artma yoktur. Döllenme gerçekleşir. Döllenme gerçekleşmez gördüğün gibi. Doğru cevabımız Adana. Arkadaşlar bakın. İki tane konjugasyonu adınız gibi bileceksiniz. Birincisi bakteri konjugasyonu, ikincisi paramesyum konjugasyonu. Bakteri konjugasyonunun tam zıttı paramesyum konjugasyonudur. Şöyle, paramesyum konjugasyonunda bir tane paramesyumdan dört tane paramesyum oluşur. Yani canlı sayısında artma söz konusudur. Paramesyum konjugasyonunda döllenme vardır, mayoz bölünme vardır. Bak görüyor musunuz? Her şey var. Birey sayısında artma vardır, mayoz vardır, döllenme vardır. Her şey vardır abicim ama canlı sayısında artma vardır. Ama bakteri konjugasyonunda canlı sayısında artma söz konusu değildir. Döllenme yoktur. Tamam mı abicim? Mayoz bölünme yoktur. Yani gamet oluşturup sonradan birleşme falan söz konusu falan değildir. Sadece plazmit iki katına çıkarır. Pilus aracılığıyla karşı tarafa geçer ve bunun DNA'sına yapışır. Olay bu kadar basittir. Ve böylece bu da artık farklı bir bakteri olmuş oluyor. Bak çeşitliliği artmış oluyor. Farklı bir bakteri olmuş oluyor. Önceden dirençsiz bakteriydi. Şimdi dirençli bakteri oldu. O yüzden gen aktarımı tek yönlü, birey sayısı artar, döllenme gerçekleşir. Attık. Doğru cevap Adana. Yani bazen de sorularda şöyle sorur. Bütün konjugasyon çeşitlerinde diye başlar. Sen soruyu ona göre çözersin. Tamam mı? Çünkü paramesyum konjugasyonunda bir daha söylüyorum. Döllenme var. Efendime söyleyeyim, mayoz bölünme var. Gördüğünüz gibi canlı sayısında artma var. Yani her şey var abicim. Her şey var. Soruyu çözerken ona göre çözüm yapacağız. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalımıza hala abone değilsen abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilir. Buralardan bizlere soru gönderebilirsiniz. Anlamadığınız konu varsa veya hocam şu konuyu şu konuyla alakalı soru çözümü yapar mısınız diye bizlere yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Dikkate aldığınızdan emin olun. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözümüne devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.